Başkana bir bakayım da. Tamam, geleyim. Abi, tamam abi. Yok ayarlı da bu şuna. Bizim köyde. Halklar ne yapalım? Evet. Tamam. Ne için zaman görsen? Hepsi bitirdim. Hepsi bitirdim. Abi için gece de korktum. Sen nasılsın? Lan ne? Bilgisayar ne var ne? Aynen. Bizim bir sultan. Tamam. Sen yıldızın ilk defa giriyorsun. Bak arkadaşım şahit, Hacı Bey şahit. Başkanı Hüseyin'e, geçen 10 Ocak'tan beri piyasada. Geçen buradaydık biz gene. Hemen biz başkanım olsun, toplantısı yapsın. Daha önce de buradaydık. Allah. Seni göremiyoruz. Sen mi? Valla bir kere toplantıya katılmadım. Yapma tabii. Vallahi. Bu şartlar altında. Adaylığım açıkladığıyla 10 Ocak değil zaten. Cemiyet Başkanı aday olacak, 10 Ocak'ta. Bunlar zannediyor ki, ha, aday olacak da 10 Ocak'ta ondan geliyor. Cemiyete zannediyorlar. Yok, bir şey zannediyorum. Zannedemezsin. Allah sırf o yüzden demezsin. Hayır, zannedemezsin. Su koy ver şey. Su var mı? Hazırsanız geçelim. Hazır. Hazır. İhan gelin. Başkanımıza başlayalım. He? Gelmenizi bağlı. Gelin. Hayır elektrik sıkıntısı yok değil mi? Yok. Yok. İhan geliyormuş. Başkanım. Yok İhan sen söyle. Tamam. Hoş geldin. Hoş geldin.
geçeceğim paşam. Evet. Kaç tane yalan söyleyeyim. Gel başkanım. Tamam. Alın, o zaman fotoğrafı alın. Ondan sonra görüntüye geçelim. Alın boncuk gözlü hocanızı. Daha önce niye gelmemiş? Gele gele. Zamanı buymuş. Altay abi şey vardı. İzzet. İzzet gelsin. Ne diyor başkanım? Değerli basın mensupları, toplantımız katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diliyorum. Göreve geldiğimiz günlerde şeffaf bir yönetim sergileyeceğimizi, çalışmalarımızı sık sık da kamuoyu ile paylaşacağımı ifade etmiştim. Bugüne kadar düzenlediğimiz basın toplantıları ile bunu yapmaya çalıştık. Bugün de kulübümüz son gelişmeleri sizinle paylaşacak, sorunlarınızı cevaplandıracağım. Bildiğiniz gibi Ankara Gücü maçı sonrası teknik heyet değişikliği giderek Fatih Tekke ekibiyle yolumuzu ayırdık. Bu kararı aldıktan sonra zaman kaybetmeden yeni teknik direktörümüzle anlaşmak için harekete geçtik. Mesut Bakkal hocamıza irtibata geçerek kendisini takımımızın başına geçirmek için görüştük. Her ne kadar da Denizli doğumlu olmasa da hem futbolculukta hem de teknik adam olarak Denizli Spor'da büyük hizmetler veren, şampiyonluklar yaşayan ve bir Denizlili olan Mesut hocamızı yine vefasını göstererek teklifimizi kabul etti. Görüşmelerimizde maddi konular neredeyse hiç konuşulmadı. Takımın hedefe ulaşması için neler yapabileceğimizi konuştuk. 40 yıl önce bu formayla şampiyonluk yaşayan hocamız inşallah bu sezonda takımıza yine hedefe ulaştıracak. Bu vesileyle sizin huzurunuzda bir kez daha kendilerine hoş geldin diyorum. Başarılar diliyorum. Değerli basın mensupları. Spor Toto 1. Lig 2. yarısını 3 haftalık periyotu geride bıraktık. Bu dönemde 3 puan alabildik. Ligde bulunduğumuz konumda bir an önce kurtularak üst sıralara tırmanmak için maddi manevi tüm fedakarlıkları yapıyoruz. Üst üste yaşanan sakatlıklar, Covid-19 vakaları ve maçlarımızın bariz hakem hatalarıyla puan alarak istediğimiz yerlerde olmamızı engelledi. Öncelikle bu sezon ligde kalıp gelecek sezonda yeni hedeflere yolumuzu devam etmek istediğimi bir kez daha hatırlatıyorum. Mesut Bakkal hocamız ve ekibiyle girdiğimiz yeni dönemde başarılı olacağımıza şüphem yok. Yeter ki taraftarlarımız bu zorlu yolculukta bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize destek vermeye devam etsinler. Değerli basın mensupları, bir yandan sportif başarı için çalışırken bir yandan mali sorunları çözmenin gayreti içerisindeyiz. Bundan önceki basın toplantımızda yerli ve yabancı futbolcularla ilgili transfer yasağımızı hatırlatmıştım. Son dönemlerde yaptığımız yoğun çalışma neticesinde transfer yasağı çerçevesinde yerli oyuncularla görüşmeler yapılmış ve bu oyuncularla anlaşma sağlanmıştır.
Şu anda yabancı futbolcularla görüşmemiz devam ediyor. İnşallah bu oyuncular da anlaşmayı sağlayarak kulübümüzün geleceğine de olumsuz etkileyecek bu sorunu çözmeye çalışacağız. Şu anda oyuncularımızın tüm prim alacakları ödenmiş. Sadece maaşlar konusunda 2 ay gibi bir sürede geriden geliyoruz. Ülkenin bulunduğu ekonomik şartlardan göz önünde aldığımızda bu sorunun da makul olduğunu unutulmamalıdır. Ancak bu ödemelerde zamanını yapmak için çalışmamızı sürdürüyoruz. Kulüp çalışanlarına maaşları düzenli olarak ödenmektedir. Şimdi sözü teknik direktör Mesut Bakkal hocamızı bırakıyorum. Açıklamalardan sonra varsa sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Buyurun hocam. Arkadaşlar merhaba. Ya aslında çok yani duygusal bir ortam. Şöyle bir ortam. Şimdi burası benim doğduğum, doyduğum, çocuklarımın kütüğünün olduğu bir yer burası Denizli. Ben buraya 18 yaşında gelip sene 81'di galiba. Arkasından da 2000 yılında kadar Denizli'de yaşayan ve buradan da başka bir takımlara Denizlispor sayesinde transfer olarak giden bir grubun içindeydim. Ya şu anda Denizlispor'un geldiği noktada tercih etmek, ayırt etmek gibi düşüncelerim hiç olmadı. Hiç. Hiç olmadı. Seve seve geldim. Ve inanarak geldim. Çünkü buradaki enerjiyi biliyorum. Yani buradaki içerideki oluştuğu zaman burada tüm çok önceden 40 yıllık, 30 yıllık beraber çalıştığımız gazeteci arkadaşlarımız var. Buradaki enerji oluştuğu zaman nelerin ortaya çıktığını biliyorum. Şimdi bana kazandıklarına bakarak, Denizli'nin bana kazandığına bakarak benim şimdi buraya gelmem bence ya ufak bir detay yani. Çünkü Denizlispor varsa bence diğer şeyler teferruat. Yani hiç düşünmeden, hiçbir şekilde başka bir şeyler düşünmeden buraya geldim. Şimdi Süper Lig'de kalmak isteyen veya birincilikte kalmak isteyen çoğu takımın teklifi vardı. Buna başkanım da birebir şahit. İşte 3 gün Ankara'da beraberdik. Ama ben bunların hiçbir tanesine bakmadım. Yani hiçbir tanesine bakmadım. Çünkü bundan önce de teklif olmuştu. O zamanlar farklı şeyler oluştu. Olmamıştı ama şimdi bir ihtiyaç vardı. Ben şimdi kendime güveniyorum bir. Ekibe de güveniyoruz iki. Artı içeride bazı şeyleri yapmamış oyuncu grubu var. Yani bir şeyleri ortaya çıkaracak oyuncu grupları var. Ha zor mu? Zor. Kolay, kesinlikle kolay değil. Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Şimdi belki herkes açısından işte kariyer açısından işte niye Denizlispor'a gidiyorsun açısından falan çok söylenenler o. Belki de vardı. Niye buraya geliyor falan diye ama şimdi bir taraftan da Denizli kentini düşünmek zamanıydı. Bir taraftan da buraya verecekler vardı. Ve bir de en çok da başkanın ısrarı vardı. Bu işi yapacağız, bu işi yapacağız, bu işi yapacağız, bu iş olacak, bu iş olacak, olacak, olacak ve yaklaşık 3 aydır cebelleşiyoruz yani. 3 ay. Evet, 3 aydır. Şimdi baktığınız zaman ben gelmekle üstüme yaptım. Bundan sonra da yapacağım. Kesinlikle yapacağız. Yani bunun geriye dönüşü yok artık. Hatta telefonlarımı bile kapattım yani. Yani buraya iyi konsantre olma adında. Şimdi herkesten de şimdi destek bekliyoruz. Sadece Mesut Bakkal'ın gelmesi. Sadece ekiplerin gelmesi falan yok. Şimdi maçlar arkadaşlar 15 maç. 15 maçta bize 6 tane galibiyet, 4 beraberlik, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 galibiyet, 1 beraberlik lazım. Bunu 15 maçın önünde de alırsınız. 15 maça yaklaşık son 6 maçta da alırsınız. Bu hiçbir zaman ben geldim diye ilk başta bu takım uçacak, kaçacak öyle bir şey yok. Hep beraber toparlayacağız. Hep beraber yapacağız. Bir defa taraftarsız kesinlikle olmaz. Bakın mümkün değil. Benim buraya kümede bıraktığım senede 500 kişi oynarken 20 bin içeride 10 bin dışarıda oynuyorduk. Şu anda itibaren kimsenin Denizlispor için ne benim, ne yönetimin, ne basının,
ne iş adamının, ne sanayicisinin, ne efendime söyleyeyim yoldan geçen taraftarın mazeret duyma hiçbir şey yok. Ben yardım istiyorum. 15 maç. 15 maç. Belki de Deniz Spor'un geleceğini imza atacağız. Hep beraber kurtaracağız. Ben kesinlikle bu takımın bunu yapacağına inanıyorum. Yani açığa çıkacaklar. Bir şeyler olacak. Yani bir şeyleri yapacaklar. Şimdi geldiğimiz noktada çok güzel bir söz vardır. Bakın ben bunu devamında kullanırım. Yenildiğinde değil de vazgeçtiğinde kaybedersin. Ekip, şehir olarak. Bak yenildiğimizde değil. Vazgeçersek kaybederiz. Benim buraya gelmem bazı şeyleri değiştirecek diye umut ediyorum. Bazı şeyler olacak diye inanıyorum. 90 dakika boyunca takımın sahadaki ne yaptığına bakın. Sonucuna bakmayın. 90 dakika sahadaki mücadeleye bakacağız. İnanarak devam edeceğiz. Ama Allah'ın izniyle inşallah buradan çıkacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Gelin hep beraber vazgeçmeyelim. Denizli şehri olarak vazgeçmeyelim. Deniz Spor takımı bir tane. Başka bir Deniz Spor yok. Ben sadece destek istiyorum. Tüm taraftarlardan, camiadan zaten var. Allah razı olsun. Hiç aramayanlar, gelmeyenler gelecek. Hep beraber olacağız. Eski başkanlar gelecek. Kim olacak? Herkes olması gerekiyor. Ufak tefek işlerden lütfen nemalanmayın. Hata da yapacağız. Yanlış da yapacağız. Belki bunun sonucunda bir iki tane sekteye uğrayacağız ama vazgeçmeyeceğiz. Bundan öncesini konuşmak bize zarar getirir. Bundan önceki yapılan işte oyun taktikte oydu buydu falan bunlar bizi hep geriye götürür. Biz önümüze bakacağız. Ben yardım istiyorum. Ben yardım istiyorum. Bizi vazgeçirmeyecek. Aslında bizi taraftar vazgeçirmeyecek. Bizi camiye vazgeçirmeyecek. Bizi sizler vazgeçirmeyeceksiniz. Ufak tefek yani detaylarla uğraşmanın bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Şu an itibaren biz içeriği başkanım huzurlu tutacak. Biz çalışacağız, öne çıkacağız. Başkan huzurlu tutacak. Siz bana destek vereceksiniz. Ben sizle paylaşacağım. Oturacağız, hataları beraber konuşacağız. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Benim desteğim buradaki bana olan sevgidir, bana olan inançtır. Ben sadece bunun 15 maç devam etmesini istiyorum. Bundan öncesi beni hiç ilgilendirmiyor. Hiç ama. Benim kapım her zaman açık. Telefonla her zaman. Beni tanıyanlar tanır. Yıllardan beri arkadaşız. Samimi bir adamım. Ama şu anda ciddiyete de ihtiyacımız var. Şu anda ciddiyete ihtiyacımız var. Hem şehir olarak, hem teknik ekip olarak, hem basın olarak, hem cami olarak. İş kaçmak üzere. Döneceğiz. Buradan döndük. Virajı aldık ve alacağız. Ben kimle alacağım? Sizle alacağım. Kimle alacağım? Camiayla alacağım. Kimle alacağım? Buradaki tüm denizden alacağım. Dua edecekler. Enerji olumlu gönderecekler. Sen basın bana destek vereceksin. Çoğu şeyi görmeden devam edeceksin. Eğer beni tökezlemeye çalışırsan Denizli biter. Ben yardım istiyorum sadece. Ve onun için de buradayım. Hiç umurumda da değil. Mesut Hoca ikincilikteki en alttaki takıma gidelim. Deniz için varsa gerisi teferruat. Hiç ne benim işte burada başkanım söylesin. Ne para ne pul. Geliyoruz kurtaracağız mı kurtaracağız. Bu kadar. Çektik şimdi biz şeyi bayrağı başkanımla evet. Yönetimle. Şimdi camiada sıra. Hadi bakalım şimdi göreceğiz. Ben girdim mi riskin altına girdim. Başkan zaten riskin altında. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Taraftar dolduracak. Camia destek verecek. Tek başına hiç kimse bir şey yapamaz arkadaşlar. Bizim de yardıma ihtiyacımız var. Bizim de yardıma ihtiyacımız var. Çünkü beni de camia tutar böyle ayakta. Yürü aslanım yürü. Yürü. Arkanda yürü. Neymiş efendim? İşte Mesut Bakkal kariyerini zedeler. Ya Deniz Spor için kariyerini zedelenirse ne yapacağız yani? Buraya gelirken 2008'de de bana niye gidiyorsun küme nasıl kurtaracaksın dediler. Aldık götürdük. Ne var yani olmayacak bir şey mi bu? Arkadaş yenildiğinde vazgeç. Yenildiğinde eğer bırakırsan vazgeçersen işin zor. Ama vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun. Bir daha söylüyorum. Hepinizden yardım bekliyorum. Yardım. Bakın yardım. Ben de bir nevi yardım etmeye geldim.
Bu takımın teknik direktörüyüm. Herkesi elini değil kafasını taşın altına sokması gereken bir ortamdayız. Hiç bunun ilerisi, ötesi, gerisi, ötesi, berisi yok. Eğer benim hatam varsa görmeyeceksin. Sizin hatanızı da ben görmeyeceğim. Camiye destek vereceğiz, çıkacağız. Yeri geliyorsa önder tribünde davul çalacak. Örnek yani. Bu kadar. Mazeret yok. Hiç mazeret yok. Sadece bir tek istediğim var. Biraz rahat çalışmak, huzurlu çalışmak, izole olmak. Belki kimi zaman bize ulaşamayacaksınız. Hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Çünkü içerideki tecrübeli kadroyu biraz ayağa kaldırmamız gerekiyor. Biraz. Ama benim telefonum açık. Özhan menajerliğimize başladı. İçerideki düzen iyi oturdu. Her şey şu anda olumlu, iki günlük. Onun için yönetimlerden de, yönetim arkadaşlarımızdan da rica ettim. Başta başlarımızdan bizi rahat bırakın. Bir çalışalım, bizi rahat bırakın. Futbolcu da beni rahat bırakın. Rahat. O işini yapacak, biz işimi yapacağız. Camia destekleyecek, yürüyüp gideceğiz. 2-3 maç üstte aldığımız zaman çoğu şey değişecek. Bunun da farkındayım. Ama biraz zaman. Allah'tan bu hafta maç yok. Bu da maç yok. Samimi bir adamım. Beni bilenler bilir. Onun için bir daha söyleyeyim. Denizli varsa, Deniz Spor varsa diğer taraf teferruattır arkadaşlar. Her şeyi beraber yapacağız. Beraber bu işin içinden kalkmaya çalışacağız. Ben var mısın? Varım. Bu kadar. Hepinize de teşekkür ediyorum. Geldiğin için sorular varsa alalım. Başkanımın sorusu varsa alalım. Ben bu konuyla ilgili bir hocamla konuşmamı anlatacağım. Sözleşme ne sözleşmesi dedi. Neden bahsediyorsunuz dedi. Getirin gelin nereye imzalıyorsun imzalayayım dedi. Ve bu süreçte bu dönemde son 15 dakika gelmesi bizi için ayrı bir onur etti. Bu demek oluyor ki hocamızın daha önce tekliflerimizi kabul etmesi, hani etmemesi ayrı bir şey. Şu anda bu teklifi kabul etmesi ayrı bir manidar taşıyor bizde. Tekrardan şahsınızdanızı teşekkür etmek istiyorum. Biz inandık. Her zaman söylüyorum. Biz bu takımı kurduğumuz dönem ligler başlamıştı. Ben sadece bir deplasmana gidemedim. O da Ankara Gücü maçı Antalya alındığı için gidemedim. Bir de Manisa maçı. İki deplasmana nasip olmadı. Evet, o tarihte biz iki ay geriden gelmemize rağmen, kap yapmamıza rağmen, takımın yeni oluşmasına rağmen her türlü zorluklar yaşadık. Covid aynı şekilde, sakatlıklar aynı şekilde. Ama şu süreçte hocam biraz önce bahsetmiş olduğu bu hafta maçımız olmaması da iyi. Ama ben inanıyorum ki hocamızla biz istediğimiz hedefe, istediğimiz sonuca ulaşacağımıza hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben başkan olarak, yönetim kurulu arkadaşlarına söz veriyorum. Biz elimizden geleni yapacağız sayın hocam. Siz de zaten yapmadığı için elinizden geleni yapıyorsunuz. İnşallah sonuçta hedeflerimize ulaşacağız. Evet. Arkadaşlar kadromuz sıkıntılı. Transfer şansımız yok. Bakın. Ben devamlı böyle gelip de defalarca, saatlerce, haftada bir gün, iki gün toplantı yapan birisi değilim. Çünkü işkolik bir adamım. Bütün ama bilgileri alabilirsiniz. Şimdi hocam bununla ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hangi hocamız olursa olsun ben transfer yasağını açamayacağımı, evet, açılmayacağını bastan söylemiştim. Ama açamayacağız deyip de biz aşmamazlık yapmıyoruz. Maalesef elimizden gelen ne varsa bunun elimizden de fazlasını gelen yapıyorum. Maalesef geçenlerde bir hadisemiz oldu. Benim bilmediğim UEFA'dan bir para geliyormuş. Bunun miktarı da 237 bin euro. Miktar bu. Zannediyordum ki bu paranın tamamı bize geleceğine. Ama öğrendim ki bizim UÇK olan borçlarımıza, yani yerli futbolcularımızın yasaklarına gittiğini öğrendim. Ve daha sonra iki tane plan yaptım. Bunu nasıl yapıyorum da millet merak ediyor. Bunu anlatmak istiyorum. Birincisi benim SSK maliye borcum var. Burada. İkincisi bu paranın da madem bir para geliyorsa bu kulübün de menfaatini kullanmamız gerektiğini düşünerek bir çalışma yaptık. Burada Cenk Gönen, Ali Yavuz Kol, Recep Niyaz, Özgür Çek olan futbolcular, yerli olan futbolcular toplamda bizim 6 milyon 500 artı avukatlık artı faizlerine 8 milyonluk bir rakam vardı. Ve ben bunlara gittim dedim ki kardeşim biz sizinle anlaşmak istiyoruz. Ödemek istiyoruz. Ve özellikle söyleyeyim Recep Niyaz Bey'le Özgür Çek kardeşim teşekkür etmek istiyorum. Elinden gelen ne varsa fedakarlığı yaptılar. Alacaklarının yarısını sildiler. Yani biz toplamda 8 milyon borcu UÇK'dan gelen 237 bin euro ile yani 3 milyon 600 tutan parayı 3 milyon 300'de yerli olan bütün futbolcuları ödemek zorunda kaldık ve ödedik.
Şimdi yabancıları söylüyorum size. Ben o günü söyledim, bugünü söylüyorum. Yabancılar toplam 17 tane futbolcu bize dava açmış. Ve sürekli diyorlar ya 78 milyon borç nerede de, 78 milyon borç vardı, 154 milyon nasıl oldu diye. Kardeşim anlatıyorum, anlamak istemeyen de anlamak istemezsin. 78 milyon borç o günkü olan borçtu. Bu mahkemeler devam ettiği için ve sonuçlanmadığı için, bu davalar gelmediği için kasada gözüken 78 milyon borç. Bunlar geldikten sonra olan rakam 154 milyon. Tekrar söylüyorum, anlamayan tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum. Zaten ben geri dönüp hiçbir hareket yapmıyorum. Nitekim de bugün 8,5 milyonluk yerli borcumuzu 3 milyon 300'e yani UÇK'da gelecek olan parayla biz bu parayı çözdük arkadaşlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yabancılar da aynı şekilde burada. Burada iki tanesi bizde şu anda. Lopez'le Aysati. Bizde toplam 17 futbolcu biz dava açmış durumda. Bizim bu parayla ödeme şansımız sıfır. Ve diyorum ki şimdi onlar diyecekler ki siz bunları bunlar buradan geldiği için UÇK gittiği için bu para yatırmak zorunda kaldık yani. Bunu da bilin yani. Bunu yaparken de hem kulübün borcunu 8,5 milyon borcu 3,5 milyonu bitirdik. Hem de o gelen parayı boş harcamamış olduk. Buradaki futbolcular tekrar söylüyorum arkadaşlar. Gelin eğer siz bu burada Denizlispor'da eğer ter döktüyseniz bu Denizlispor ayakta kalmasını istiyorsanız gelin bize şu ayın 8'ine kadar transfer yasağına kadar biz imza atın. Para veremem. Tekrar söylüyorum. İmza atın. Bu kulüp ayakta kalsın. Atmazsanız da kendiniz bilin kardeşim. Benim yapacak olduğum bir şey yok yani. Ve burada tek taraf fesillerden dolayı davaların sonuçlarını geldiği takdirde 154 milyon borcumuz var. Ben bu kulübe tekrar söylüyorum arkadaşlar. Geldiğim günden beri TFF'den oradan buradan bir kuruş para gelmedi. 7 milyon dediler. 14 milyon biz transfer yasağını kaldırdık. 19 tane futbolcu aldık. Dediler ki parayı ödemezler. Hepsini ödedik. Peşinatları ödemez. Hepsini ödedik. Şimdi diyorlar ki çok para gelmiş. Onlardan geldi ben de bilmiyorum. Var mı bilen? Bu kulüp forma dağıtarak, forma ziyaretleri yaparak ayakta kalıyor. Bu şehrin iş adamları bize destek veriyor. Özellikle Derya Baltalı Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Bizler onların sayesinde bugüne kadar gelebildik. Kimse zannetmesin ki. Sadece o arkadaşlarım şunu söylemek istiyorum ben. Ben size bir akıl vermek istiyorum. Gidin kardeşim bir sürü takım var. Siz çok başarılıysanız gidin o takımları alın. Birinci ligi çıkartıyorsunuz. Süper ligi mi çıkartıyorsunuz? Üçüncü ligi mi çıkartın? Bir çıkartın ya. Yazmaktan vazgeçin arkadaşlar. Klevci delikanlılığı yapmayın. Tekrar söyledim. Baba it varsa gelsin dedim ya. 150 milyon buna borcu var. Hangi baba it varsa gecikmesin dedim ben. O gün söyledim arkadaşlar. Ben transferi açamayacağımı söyledim. Herkes diyor ki transfer. Nasıl açacağım kardeşim transfer? Böyle bir para nasıl olacak yani? Onun için herkes haddini bilsin arkadaşlar. Burada sizleri tenzih ediyorum. Sizler bizi iyi biliyorsunuz. Kimlerin yazdıklarını çok iyi biliyorsunuz sizler. İsim dahi vermem. Muhatap da olmam yani. Bunu biliyorsunuz. Artık bizim işimiz tek bir hedefimiz var arkadaşlar. Mesut hocamla beraber biz hedeflediğimiz, planladığımız doğrultuda yıl sonunda hedefimize ulaşmak. Zannetmeyin ki ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu kulübün başında. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben elimden geldiği kadar yönetim kurulu arkadaşlarım 7/24 çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa da yapıyoruz. Evet geciktiriyoruz. Evet başaramıyoruz. Evet isteklerimizi alamıyoruz. Ne yapalım? Kulübü mü terk edelim? Başkaları gibi 3 güne bir istifa mı edelim? İstifa mı ediyorum diyelim. Burada bütün herkes biliyor bunları. 3 gün sonra para bulalım istifa ediyoruz. İstifa. Ya bizim karakterimiz böyle bir şey yok arkadaşlar. Biz hedefimize ulaşırız. İnşallah sonunda da mutlu olacağız. Hep beraber. Mesut hocamız da bu yıllıkta düşünmüyorum ben. İnşallah bu kulübün önüne açan ve hedefleri olan bir kulüp haline getireceği kadar da hocam inşallah burada kalacak. Benim hedefim bu. İnşallah tekrar söylüyorum Mesut hocamla inşallah bir de hedeflediğimiz Süper Lig'e de çıkacağız. İnşallah diyorum bakın. Bunlar hep bir projedir. 3 ayda ne yapabiliriz kardeşim? 3 ayda biz pimi çekilmiş ev bombası elimizde bulduk. Tek taraflı fesitler, tek taraflı göndermeler. Bu kulübün cezasını biz çekiyoruz ya. Biz tekrar söylüyorum bu kulübün alınmış olan topçuların dahil 1 TL gelir yok. 2021-2022 sezonunda onların futbolcuların parası kardeşim bu
DOKİ yönetim kurulu arkadaşlarının bizlerin emeği. Forma dağıtarak, yani akıllı olun ha, forma dağıtıyoruz biz. Gittiğimiz her kapıdan bir şey alıyoruz. Neymiş efendim, formacıymış. Evet, ben forma dağıtmaya devam edeceğim tekrar. Herkesin ayağını gideceğim. Ama bu kulübü de ayakta kalacak. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Ve sorusu olan arkadaşlarımız var. Tek tek sorun. Ne istiyorsan sorun ha. Biz o kadar şeffafız. Buyurun. Yok mu arkadaşlar sorunuz ya? Var. Ben her şeyden söyleyeyim. Hocam çok cephe yani. Siz de soru ifade ettiniz, tamam mı? Hocam, takımın üst sıralardaki... İsim neydi? Oralcan Sıralar. Takımın üst sıralardaki takımlarla oynarken ekstra bir motivasyonla sahada olduğunu gördük şimdiye kadar biz. Ki o takımlara karşı da ciddi başarılar da elde etti. Ama orta sıralarda ve alt sıralar takımlara karşı bu mücadeleyi sahada göremedi taraftar ve sence? Güzel hocam. Şu saatte itibaren alt takım, üst takım yok. Hep bütün rakiplerimize gidiyoruz. Her maçı iyi oynamak zorundasın. Yani telafin yok artık. O da bunu anlatacaksın, anlatmazsan da başka adam tercih edeceksin. Bir şeyler yap çok güzel. Tabii. Var mı? Yok. Yok. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Tamam. Tamam. Çok sağ olun. Sağ olasın. Sağ olun. Otur bakalım hocam. Biraz çay söyleyin bakalım. Taner abi sen cezalısın. Taner abi.